Araştırma önergelerimizi reddedenler, engellemeyenler aynı zamanda. Peki ölüm, yaralama ve yağmalamayı kim yaptı? Bu soru hala büyük bir işaret olarak duruyor. Çünkü iktidar peşine düşmedi. Neden düşmedi onu anlatacağım. Nasıl bir dönemdi? Gezi'den bir yıl sonraydı. Gezi isyanından sonra çözüm süreci devam ediyordu. Çöktürme planı da Eylül 2014'te Genelkurmay'a sunulmuştu. Ve AKP çöktürme planına uygun olarak HDP'yi tasfiye etmek için protestoları aslında Allah'ın bir lütfu olarak gördü. Tıpkı 15 Temmuz gibi. Tıpkı diğer işte kendi ortaklarından ayrılmaları sonrası lütuf olarak gördükleri meselelere Kobani meselesinde de aynı tarzda yaklaştı.